Selam arkadaşlar. Bugün Emmex'i almaya gittik. Evraklarımızı ayarladık. Trafik sigortasını yaptırdım. 968 TL tuttu. Kaskoya bakıyorlar. Ayrıca ben kaskoda kask, mont ve top case eldiveni de kapsatacağım. Ona göre bir kasko fiyatı alacağız. Şu anda muameleciye verdim evrakları. Ona da bir 330 TL verdim. Gerçi o fiyata bulmanız biraz zor. Araya tanıdık falan soktuk. O yüzden 330 TL. Şimdi saat kaç? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Yok pardon, 1.30. Saat 1.30. Saat 4'te plaka çıkıyor, ruhsat çıkıyor. Ondan sonra Tuna Yamaha'ya gidiyoruz. Motorumuzu alıyoruz. İnşallah. 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 Yerlerde kurdu vardı, iyi oldu. Çok yağmur yağıyordu. Yerlerde kurdu şu anda. Sıkıntı yok. Açılış çamurla. Yağmur yağdı. Batırdık demeyelim diye. Biraz da bekleyeceğiz herhalde. Ondan sonra alıp evimize götüreceğiz. Enmax 155'imizi. Şimdi Enmax 155'te bir iki gün geçireyim. Ondan sonra bir bakacağız. Tanıtacağım. Zaten 125 kullananlar biliyor aleti. Bir değişikliği var. Onları göstereceğim size. Yani bir inceleme yapacağız. 155 için. Güzel olacak. Umuyorum. Yine buna da Doktor Play Baga alacağız. Kaydırıcı alacağız. Tabii ilerleyen zamanda. Bir de buna egzoz almayı düşünüyorum ben. 155'lik daha iyi gitsin. Benim için ses önemli değil. Biraz daha iyi gitsin. O önemli. Siz egzoz var. Önemli, hani ses için almıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece ben güç için alıyorum, ses sevmem. Ses sevmem, o yüzden. Şimdi biz bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 3 saat buralarda Campark AVM'de dolaşacağız. Zaten motoru alırken de devam edeceğim çekime. Motor teslim alacağız, ondan sonra da eve geçelim artık. Dışarıda lavaboz gibi zaten. Buraya gelelim dedik, burada hiç olmazsa zaman geçerli. Muameleci de Ümraniye'de. Orada duracak yer de yok. O yüzden buradan devam. Biz biraz donanalım. Tuna'ya gittiğimiz zaman devam edeceğim çekimi. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, geldik şimdi, oturuyoruz. Campark AVM'de. Gaziantep'te yediğimiz para, ayrıca benim Enmax aldığım para, haddinden fazla açtık bu ay kendimizi, daha doğrusu şu 4 günde. Bakın ne yiyoruz. Masraf olmasın. Yanında da Didi. Didi yanında. Yanlış olmasın, Lipton değil yani Didi. Kavcuz. O 10 numara yemeğimiz var. Bunları bir yiyelim. 4'e kadar bekleyelim. Gidelim alalım artık şu motoru ya. Şu plaka çıksın da. Ne hallere düştük Burak ya. Götte don yok ama Enmax. Aynen, götte don yok, Enmax alıyorum arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Motorsuz olmuyor. Motorsuz olmuyor. Görüşürüz bakalım. Tekrardan selam arkadaşlar. Yamaha Tuna'ya geldik. Plakalarımızı, evraklarımızı çıkarttık. Şöyle. Şimdi motoru teslim alacağım. Hadi gelin beraber gidelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Test et. Evet. Geldik. Selam. YouTube'a video. Şöyle. Selam diyoruz. Evet, hala burada duruyor. Bu kapıdan sizlere. Alet bu. Max 155'imiz. Her şeyimizi hallettik. Sonunda. Alıyoruz. Dışarı çıkınca devam ederiz videoya. Dışarıya alıyoruz artık motorumuzu. Sizlerden
şöyle içirseniz. Aynen öyle, orada bir şey olur. Orada elinize bir şey olur. Ha, attık içine. Tomata. Nereden? Ha, şuradan. Çok aşırı şişkin ya da çok aşırı ilik olabiliyor. Kaç olması lazım bunun lastiklerinin? 30-33. Hiçbir tamam. Yerde görmediğiniz yerde elimizi geri çekelim. Hakikaten ya, bu ne biçim bir şey ya? Değişik. Yeni mi geldi? Yok. 125. Türkiye'de 2-3 tane falan vardır. Şansımıza hava da güzel. Yerler de kurudu. Aynen. Yerler de kurudu vallahi. Zemin müsait. Oldu. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, dışarıya aldık. Alet bu. Güzel alet ya. Güle güle kullanın da inşallah. Bana da ver bir tane biraz sonra kanka. Benzinli koyacağım mı? Koyayım, benzin de koyayım. Yanımda getirmiştim zaten. Yan ayaklığı alıp. Sesi de güzel ya. Aha benzin bitti. Bitti mi? Benzin de bitirdik. Benzinciye gidemeyecek kadar benzin. Aynen yapmış. Öyle. Şimdi biz bir benzini de koyalım. Ben yanımda benzin getirmiştim. Pompacılara çorba parası 20 lira vermekten bıktık artık. Kendimiz yanımıza benzin getiriyoruz. Onu da doldurayım. 1 liraya deposu oluyor neredeyse. Aynen zaten. Öyle. Ondan sonra yolda devam ederiz. Evet arkadaşlar, aldım şu anda motorumu. NMAX 155'imizi. Artık yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. İnşallah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin Allah. İsteyen herkese de dersin diyorum. İlk kez üstüne bindim ve devam ediyorum. Bismillah diyelim. İlk kullanım videosu olacak. Yolda fazla konuşamayacağım çünkü mikrofonum yok. Bu kadar işle uğraşıyoruz diye almadım. Artık onu da mazur görün. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu arada arkadaşlar, NMAX 125'te test ettiğim
bu alttan çok vurma, çok sallanma, rahatsız etme olayı bunda çok azaltmışlar. Büyük ihtimal koltuktan kaynaklanan bir sıkıntı varmış. Bunun koltuğu yeni. Gidiyorum. Bunun koltuğu yeni, biraz daha rahat. Ondan hissettirmiyor olabilir yerdekileri. Yalnız çok atik bir alet olmuş gerçekten de bu. Çok atik ve atak bir alet olmuş. Hornası da bayağı güzel. Duyulabiliyor. Yalnız hafif bir sarsıntı hissettim. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum da, bu alttan vurma olayı var ya, tek silindirlilerde. Bunda da onu hissettim şu anda ama çok rahatsız edici bir şey değil. Evet, biraz daha sarsıntısız. Yolda gidişlerde biraz daha sarsıntısız hissettirmiyor. Yoldakileri hissettirmiyor. Büyük ihtimal amortisörler aynıdır ama koltuktan kaynaklanıyor gibi geldi bana. Ya buralardan geçerken evet biraz vurdu. Yerdeki taşı hissettirmiyor ama çukura girdiğiniz zaman biraz vuruyor. Bakalım buralarda nasıl. Evet. Yine alttan hafif hafif vuruyor ama dandun değil. Ya çünkü benim takıldığım tek nokta oydu. Çok rahatsız gelmişti 125'lik. Bunu da düzeltmişler gibi. Hatta sesimden de belli oluyordu. Çok fazla titreşim yok sesimde. Evet. Şimdi ben Burak'ı bekleyeceğim. O benim arabayla geliyor. Sağ tarafa bir çekelim. Bauhaus'un oraya çekerim. Orada Burak'ı beklerim. Biraz Burak'ı beklerim de ondan sonra konuşmaya devam ederiz arkadaşlar. İlk izlenimlerim süper. Evet, git diyelim şöyle. İlk izlenimlerim güzel. Gayet iyi. Zaten 110 cc'den 155 cc'ye çıktım. 113 cc'den. Hani bagalarla beraber iyi gidiyordu adres. Tabii bunda şu anda deneme şansım yok. Ne kadar yaptığını deneme şansım yok çünkü daha rodajı var. Lastik rodajı var, motor rodajı var bunun. Onlar da bittikten sonra bir video daha çekeceğim. Ona göre bakacağız. Ama dediğim gibi biraz daha yumuşak geldi bu alet bana. Ama kütür kütür. Yani bildiğiniz kütür kütür. İnşallah kazasız belasız binerim. Bu arada bu 12 volt çakmak çıkışıyla geliyor. Yalnız ilk parti olduğu için buna koymamışlar. Ben şimdi Yamaha ile görüşeceğim. Sonuçta kendi sitesinde 12 volt çakmak çıkışı var yazıyor. Buna da geldiği zaman artık parça takarlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Onu da taktırtacağım. Para vermeden.
Güzel oldu ya. Almam iyi oldu. Şöyle önden de gösterelim. Bagaj boyutu falan aynı zaten. Bildiğiniz NX 125. Dış dizaynı yine aynı keza. Sadece koltuk değişmiş. Sadece koltukta fark var. Ayrıyeten motor tarafında tabii ki pistonlar daha büyük. Başka şeyler yaptılarsa onları bilmiyorum. Hani detayını bilmiyorum. Bilen arkadaşlar alt tarafa yazabilirler. Hani ben de bilgilenmiş olurum. Şimdi şuradaki park ampullerini LED yapacağım. Ama nereden açıldığını bilmiyorum. Hani adresi bayağı bir söktük taktık. Nasıl açılır gördük ama herhalde şunu söküp çıkartıyoruz. Ya bunu da bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Ben de değiştirmiş olurum. Güzel olur. Ben de yaptıklarımı zaten yine kanalımda paylaşacağım. Doktor Play bagalar takılacak buna. Debriyaj tasını değiştiririm. Yayları değiştiririm herhalde ileride. Hafif oynarım. Ama buna 2 sene binerim gibi geliyor. Ya, aletimiz böyle. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi yolda konuşamadım, kusura bakmayın. Mikrofonum yok şu anda. Telefondan da kayıt etmedim. Bayağı bir koşturduk çünkü bugün. Unutmuşum almayı yanıma. Tekrardan görüşmek üzere diyorum ben size. Abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarla karşınızda olmaya çalışacağım ben de. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.